Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zaman siyasette dördüncü bölüme geldik. Konumuz oradan kalmıştı yarım. Devam edeceğiz. Sevilay Yılmaz'da ekleyeceğim şeyler var dediniz. Buyurun. Ya ekleyeceğim şey tam tabii ben sadece Uğur Bey'e birkaç soru sordum. Yani tam olarak analiz edemediğimi düşünüyorum. Bir kere İsmail'in analizi gerçekten güzel. İyi Parti ile ilgili, Ümit Özdağ'la ilgili. Ben ona ek olarak şunu söyleyeceğim. İsmail haklı. Yani İyi Parti nerede? Bir kere bu kafa karışıklığını gidermek zorundalar. Yani MHP'nin devamı veya MHP'nin içinden çıkmış ülkücü, milliyetçi, Kemalist zemine oturan bir siyasi, ideolojik bir şeye mi sahip, anlayışa mı sahip İyi Parti? Yoksa liberal, daha merkezde, daha sağda bir anlayışa mı sahip? Şimdi aslında Ümit Özdağ, tabii Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı çıkışları falan ben çok yerinde bulmuyorum. Yani mesela işte diyor ki anayasa çalışması yap. Niye o zaman konuşmadın derler adama. Yani Ümit Özdağ'ın biraz da orada herhalde verdiği bir koltuk mücadelesi, işte parti içerisinde bir yetki alabilip alamama savaşının kaybıyla ben bu çıkışları yaptığını düşünüyorum. İşte diğer taraftan işte FETÖ'cü olduğu iddia etti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili söyledikler. Yani şimdi orada bazıları diyor ki yani niye şimdi konuşuyorsun? Yani işte diyor ki ben Meral Hanım'a gittim, Sayın Genel Başkan'a diyor, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledim. Meral Hanım da dedi ki devlette böyle bir bilgi yok. İşte bir sürü dün akşam da açıklamalar yapıyor falan. Ben Ümit Özdağ'ın bunları gerçekten samimiyetle dile getirdiğine inanmıyorum. Yani bir kere çok geç kalmış. Getiriyorsa da çok geç kalmış. Bunun da bence hem İyi Parti tabanı hem de diğer kamuoyundaki insanlar farkında. Ha, şimdi ihraç oldu, parti kuracakmış falan. Göreceğiz ne yapacağını ama parti Ümit Özdağ ya da bir şey yapacağım. Parti kurmayı istiyorum diyor. Bir şey yapacağım diyor. Neyse. Zaten herkes bir parti kuruyor. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Yakında buradan da bir parti çıkarsa hiç şaşırmam. Bak gene derin girdi. Şimdi Ümit Özdağ bir konuda sadece, Ümit Özdağ bir konuda hak veriyorum. Onu da İsmail çok güzel analiz etti. Ümit Özdağ'ın oturduğu yer, yani siyasi anlayışı, milliyetçi, Kemalist, aşırı sağ, muhafazakar bir anlayış. Yani dolayısıyla... Ya Kemalist'i oraya öyle koymasak iyi olur yani. Şimdi. Hayır öyle ama yani şimdi... Ya hayır aşırı sağ, Kemalist, Kemalizm aşırı sağ değil yani. Ya bu sana göre değildir de şimdi Atatürk... Kemalist'e hiç aşırı sağ diye yok ki. Hayır Atatürkçülükle Kemalizmi bir şey yapmayalım. Şimdi bir de onun tartışmasına girmeyelim. Tamam o tartışmaya girmemek için şunu söyleyeceğim. Ümit Özdağ hem bir Kemalist'tir hem de bir ülkücü milliyetçidir. Yani bu yani tam olarak dediğimi anlatmaya çalışıyorum. Daha, yani Kemalist'in bile dediğini ben bilmiyorum. Evet, kendini tanımladığı kelimelerle Türk milli, söylemek yani lazım. O Atatürk'ü de Türk milliyetçi olarak diyor. O şöyle Pekala, diyor. Ben tamam, diyor. Ülkücü şöyle Türk söylüyor. Milliyetçisi. Hah, zaten tamam, böyle evet, tanımlıyor. Kendini öyle tanımlıyor. Ümit Özdağ Atatürkçü olmadığı anlamına gelmez Türk ama kendini öyle tanımlıyor. Bir siyasi anlayışa sahip ve İyi Parti kurulurken de herhalde bu niyetlerle o partinin kuruluşunda, oluşumunda yer almış bir isim. Şimdi sonradan tabii işler başka bir noktaya gitti. İşte ittifaklar kuruldu. O ittifaklar, ittifak gereği o çatının altında da bir takım görüşmeler, bir takım zimni de olsa birliktelikler yaşandı falan. Bu tabii Ümit Özdağ'ın kendi siyasi anlayışına uymayan bir şey. Bugün de bu ayrışmayı yaşaması gayet doğal. Ben bunda hiçbir beis görmüyorum. Sadece çok geç kalmış olması bana tuhaf geliyor. Bunun da ben bir koltuk, bir yetki savaşı olduğuna bağlıyorum. Fakat şu nokta benim için çok önemli. Şimdi Meral Akşener, yani İYİ Parti'nin genel başkanı olarak nerede? Yani Meral Akşener de MHP'nin içerisinden çıkmış, yine ülkücü ideolojiye, Türk milliyetçiliğini savunan, ve o siyasetle yoğrulmuş bir, evet bir dönem Doğru Yol Partisi değil mi? Doğru Yol Partisi'nin siyaset yaptı, İçişleri Bakanlığı yaptı ama sonuçta MHP'den rahatsızlıklarından dolayı ayrılıp MHP'ye alternatif bir parti kurduğunu iddia etti. Fakat ben mesela Meral Hanım'ı oraya oturtturamıyorum. Daha böyle liberal, daha sağda, daha merkezde bir
yerde görüyorum. Meral Hanım burada açık değil. Yani şunu diyemiyor. Ya arkadaşlar tamam biz MHP'nin içinden çıktık. MHP alternatif gibi görünebiliriz ama biz MHP'nin iz düşümü değiliz. Biz merkez sağda dört eğilimi de içinde barındırabilecek, alacak bir partiz. Öyle yoksa bir niyetleri var mı? Hayır, Bahadır Erdem'in falan olmasının manası ne yani? Bugün Ümit Özdağ'ın partiye sunduğu 15 sayfalık niyeti, bak, metinde diyor ki biz sürekli ideolojik bir bulanıklık yaşıyoruz. Bazen evet, sol kemalist, söylüyor. Bazen Türk doğru milliyetçisi, söylüyor. Bazen Türk milliyetçiliğini Jirinovski çizgisiyle eş tutan bir liberalizm. Tamam, ki tespiti doğru. Yani Meral Akşener, Sayın Genel Başkan o konuda biraz daha netlik sağlama. Bir flu, bir durum var ortada. Yani ben şimdi bir seçmen olarak düşünüyorum. İttifakları bir kenara koyalım. Akşener'in partisi, İyi Parti geldi karşıma. Nereye oturuyor, hangi zemine oturuyor bilmiyorum. Çünkü bir bakıyorsunuz Meral Akşener son derece demokratik, yani son derece liberalizme kayan görüşler, düşünceler, işte davranışlar sergiliyor. Mesela ben birkaç tane programda izledim. O izlediğim Meral Akşener böyle sıkı sıkıya bir ülkücü, Türk milliyetçisi, yani MHP'nin iz düşümünü sağlayan bir parti genel başkanı gibi bir Meral Akşener görmedim. Daha sağda, daha Tansu Çiller vari, yani onun siyasetine benzeyen bir Meral Akşener görüyorum. Ama Meral Hanım bunu net bir biçimde ortaya koymuyor. Dolayısıyla kendisiyle birlikte bu partiyi kurarken hareket etmiş insanların ideolojileriyle ters düşüyor. Bu bir kere bir sorun. İyi Parti'nin bunu bir şey yapması peki lazım. Açması lazım. İkincisi çözüm süreci meselesi. Çözüm süreci meselesi, şimdi Elfin Hanım hani girilince bu konuya. İşte yok, siz açtınız diyeceğim. Siz destek verdim ben, deyince hayır, Uğur konuştuk. Bey'le konuşurken destek konuştuk. Uğur Bey'le konuşurken mevzuyu mecburen açmak istedim. Şimdi dedi ki Elfin Hanım bir sözü benim çok dikkatimi çekti ki hep bu söyleniyor. Özellikle de sol Kemalist ve Atatürkçüler tarafından geçmişe eleştirirken bu iş parlamentoda çözülmeli. Elbette ki bu işin son noktası yani parlamentodur. Kemalist, Atatürkçü derken şimdi hani o dönemde CHP'nin önerisi buydu. Hani bunu bu şekilde efendim, parti adına da söyleyelim, tamam. Neyse yani CHP'nin önerisi bakın, buydu yani. Burada herhalde partili olmayan, siyaset yapmayan bir ben varım, bir de İsmail var. Yani benim hayır mesele yani o değil. O dönemin ben, teklifi buydu. O dönemin teklifi buydu. Ben de diyorum ki o dönemde buna karşı çıktım. Bugün tamam, de karşı olabilir. Çıkıyorum. Neden? Ben bir hatırlatma çünkü yapıyorum. Ortada 40 yıllık bir şey var. Sorun var. İster görün, ister görmeyin. İster deyin ki işte böyle bir sorun yok da bu sorun suni bir sorun, ortaya gündeme getiriliyor falan. Ortada çok ciddi ve kardeşi kardeşe kırdıran, kan döktüren 40 yıllık bir mevzu var. Bu mevzunun çözümü içinde maalesef ve maalesef o ikili görüşmeler, yani gerek PKK'nın işte biraz önce İsmail'in söylediği gibi Abdullah Öcalan dahil veya PKK'nın üst düzey liderleri dahil devletle görüşmeleri, gerekse yani görüntüde görüşmeleri, görüntü arkasında, yani kamera önünde, kamera arkasında mecburdu. Bunu sadece Türkiye'de yapmadı. Bu sorunu başka ülkelerde yaşıyor biliyorsunuz. Başta mesela İngiltere, İran. 25 yıl bir çatışma vardı. İra nedeniyle İrlanda'da, Kuzey İrlanda'da bir çatışma vardı ve bu çatışmayı, buna çatışma demiyor bazıları, savaş diyor. Bu savaşı bitirmek için İngiltere 13 yıl gizli gizli görüştü. Parlamentoya getirmedi. Parlamentoya son noktada geldi. Yani ben defalarca okudum Tony Blair'in mesela o dönem, ondan önce John Major'ın İşte ne kadar basiretsiz kaldığını, bu konuda hiçbir şey yapamadı. Sonra kendisinden gelen Tony Blair'in ve işte bir numaralı yardımcısının gizli gizli defalarca İran'ın önde gelen liderleriyle ne görüşmeler yaptığını, ne işte müzakereler yaptı. O müzakerelerin ertesi günü bozulduğunu, tekrar bir çatışma, hatta kanlı pazar diye biliyorsunuz. Yani müzakere imzalanıyor, iki gün sonra çok
İran çok korkunç bir saldırı yapıyor. Ya bizim dönemimizden gidelim. İngiltere'yi bırakarak çözebildiniz mi o zaman bu görüşmelerle? Ben müsaade ederseniz anlatıyorum. Yani ben şunu demek istiyorum. Bunu İngiltere 13 yılda ancak başarabilmiş. Onu parlamentoya getirebilmek için 13 yıl boyunca Elfin Hanım çok büyük mücadele vermiş. Pardon, o barışı sağlayabilmek için. Şimdi deseniz ki mesela 5 yıl daha olsaydı bu iş çözülürdü deseniz anlarım. Hayır, ben, ama ben sizi kesmedim. Ama şimdi bitireyim çözüm sürecinden sözümü, sonrası çok daha kötü oldu. Sözümü bitirmiyorum ama bitirmedim daha. Ben de diyorum ki o çözüm sürecinde de çok iyi niyetli adımlar atıldı. Bugün ben AK Parti'nin mevcut politikalarıyla çok tersim. Asla aynı yerde değilim. Yani işte bir takım işte antidemokratik bir takım işte davranışlar, tutumlar, sergilenen yanlışlara zaten en başta ben karşı çıktığım için koptum, kovuldum gazetelerinden. Fakat o gün, o tarihlerde başlatılan, atılan adım benim için bugün de doğru. Yapılmak zorundaydı. Habur meselesi bir hataydı, bir kazaydı, bir yol kazasıydı. Fakat yani o arkadaki görüşmeler gerek işte MİT adına yapılan işte daha sonra bunun kayıtları falan biliyorsunuz Oslo'daki görüşmelerin sızması gerek Kandil'e kadar gidilmesi gerek işte İmralı'daki görüşmeler bunlar işin doğasıydı doğal olarak yapılması gereken zaten amaç o görüşmeleri bir noktaya getirip olgunlaştırıp parlamentoya taşımaktı mevcut bu 40 yıllık lanet orası savaşı kardeşi kardeşe kırdıran savaşı bitirip barışı sağlamak için parlamentoya taşımak için yapılan çalışmalardı. Burada bu haksızlığı yapmayalım. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi, bakın yine söylüyorum ki bundan kısa bir süre önce konuşuldu, görüşüldü işte Diyarbakır'a falan gidildiğinde işte Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gittiğinde hatırlıyorsam bilmiyorum İsmail sen vardın Habertürk'teki yayında. İşte yeniden bu işler gündeme geldiğinde ben orada da dedim. Bugün aynı savaşı, aynı o kardeşi kardeşe kırdıran savaşı Cumhuriyet Halk Partisi bitirmek için adım atsın. Aynı çalışmalara yapsın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yanında olurum. Kim yaparsa yapsın. Ama bu şey böyle bu kadar basit değil. Ortada bu kadar büyük bir sorun varken bu işin yeri parlamento değil. Parlamento olsa çözülürdü zaten. Yıllardır çözülürdü. Ha keşke çözüm süreci kırılmasaydı. Keşke bitmeseydi. Keşke o olgunlaşma noktasına gelseydi. Keşke yani o hani Türkiye'nin kazancı ne olacak, hayır ne olacak noktaya gelseydi, parlamentoya taşınsaydı ve bitseydi. Olmadı. Ama bu tekrar olmayacak anlamına gelmez. Ben buradan hani bunu söylerken gerçekten kalben söylüyorum. Bir de böyle işte şey biraz önce bir siyan işte bir Kürt'ün orada ne işi var falan diyor. Benim için bir tanesi yazmış. Ben Kürt değilim. Türk'üm. Hiç önemi yok ama. Kürt veya Türk veya Ermeni hiç önemi yok. Ben demokrat bir insanım ve demokratça düşünüyorum. Ve ben gelecekte oğluma bırakacağım ülkede, miras bırakacağım ülkede, biraz önce İsmail'in söyledi. Bu toprağın asıl sahibi olan bizim gibi, Türkler gibi, Kürtlerin de bu topraklarda özgüven, kendisiyle barışık, ülkesiyle barışık bir şekilde yaşaması için mücadele veriyorum. Ve bence hepimiz de böyle bakmalıyız. Yani çözüm sürecine ben hani peki. Destek verdim falan şey böyle bugünlerde sanki ayıplı bir durummuş. Hiç ayıplı bir durum değil. Ben bunu Habertürk'teki yayınlarda da söylüyorum. Yine söylüyorum. O gün verdiğim destekte hala arkasındayım. Devam etseydi destek vermeye de devam edecektim. Bugün de kim hangi siyasi parti aynı girişimleri yaparsa destek. Çünkü niyetlerin iyi niyetli olması tabii iyi niyetli olması halinde bu desteği vermeye devam edeceğim. Yarın hani burada konuşuyorsunuz falan. Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı iktidara evet. Geldiğinde böyle bir girişimde bulunursa bu sözleri hatırlatılmaması. O yöntemle bulunmaz. Yani terörle masaya müzakere oturma etmez. Gerekir. Müzakere edilmesi gerekir diyorsunuz. Şimdi orada niye? Terörle yani demeyeceksiniz. O zaman HDP'nin işlevine yani ya, HDP bir şey fikirlerini parlamentoda dile getirmişse. Şimdi arkadaşlar bu konuyu burada kapatalım. Bak İran'ın yani başındaki adam Sinn Féin. Yani bu, İran'ın başındaki adam şu anda İrlanda'da bir şey söyleyeceğim. Politika şimdi. Yapıyor. Siyaseti şimdi bu bir denendi, o yol başlıyor. Denendi ve yanlış oldu. Tespit aynen edildi. Aynen öyle. Çok daha da şimdi kötüye gitti. Şimdi o yol doğru olsaydı
Öyle sonuçlanmaz. Yöntem yanlış. Yöntem. O tabii. O yolun kendisi. Yöntem ne peki? Yani mesela ya şimdi o tartışma tarihte kaldı. O tartışma PKK'nın provokasyonlarıyla halkın HDP'ye sadece oy verdiği. Sadece PKK'nın değil tamam. Ama. Tamam. Bir saniye şimdi. Sevilay. Yani AK Parti iktidarı bizim hepimizin karşı çıktığı yöntemlerle bu işi kapı arkasında PKK ile kendi arasında pazarlığa çevirerek sürdürdü. Sürdürmenin sonucunda HDP'nin aldığı %13'lük oyu PKK kendisine mermi saydı. Kalktı provokasyon yaptı. Uykusunda polislerimizi şehit etti. Ve sözde Suriye'de kurduğu devletçiyi Türkiye'ye taşıyabilmek için peki. Hendek hendek meydan meydan silah sıktı ve o seçenek tarih dışı artık. Bir peki. Daha o yol denenemez. Ama burada yapılabilecek olan asla mecliste... Asla böyle bir yola girilmez şimdi, diyorsunuz. Yani. O tarih dışı artık. Ama artık şu olabilir. Ne HDP olabilir? Şu olabilir. Parlamentoda anayasal çerçeve içerisinde yasal nitelikteki partiler ve siyasetçiler ile bunun yapılmasının doğru ve tek seçenek olduğunu anladık. O nedenle bu meseleye de fazla vakit ayırdık diye düşünüyorum. Yok yok. Bunu da zaten bağlayıp devam edelim. Onun tercümlere de bağlanacak.